Arkadaşlar, yine elektrik ve manyetizma dersimizde. Şimdi bu konumuz elektrik alan olacak. Bir kere ilk defa elektrik alan kavramı yine 1700'lü yılların sonlarına doğru yaşamış, 1790'larda falan yaşamış, başına kadar yaşamış. Michel Faraday tarafından ilk defa alan kavramı ortaya atılmış ve bu kavram geliştirilmiştir. Şimdi biz Fizik 1 dersinde hatırlarsanız şunu görmüştük. Eğer bir sınıflandırma yapmak isterse kuvvetleri iki sınıfa ayırabiliyorduk. Klasik seviyede. Birincisi temas kuvvetleri, ikincisi alan kuvvetleri demiştik, değil mi? Temas kuvvetleri şuydu. Bir cisme kuvvet uygulamak için fiziksel temasın gerekli olduğu kuvvetlere deniyordu. Ben şimdi bu sandalyeyi çekmek istersen mutlaka fiziksel olarak temasta bulunmam gerekir. Uzaktan etki edemeyeceğime göre böyle bir gücüm yok. Fakat bazı kuvvetler vardır ki kuvvetin etki edebilmesi için fiziksel temas şart değildir. Mesela kütle çekim kuvveti. Kalemi serbest bıraktığım zaman yere doğru düşer. Neden? Çünkü bu kuvvet bir alan içerisinde. Hangi alan? Kütle çekim alanı. Tıpkı onun gibi elektrik kuvvetler de elektrik alan kavramı ile tanıtılırsa daha iyi bir şekilde analiz edilebilir. Biz şimdi bir önceki dersimizde Coulomb kuvvetini gördük. Dedik ki yüklü iki cisim birbirlerine kuvvet uygularlar. Soru şu, neden kuvvet uygularlar? Alan kavramını tanıttıktan sonra cevabımız şu oluyor. Çünkü her bir yüklü cisim bir elektrik alan oluşturur etrafında. Bu elektrik alan içerisine yüklü bir cisim konulduğu zaman üzerine bir elektrik kuvvet etki eder. Tıpkı kütle çekim kuvveti gibi. Bir kütle kendi etrafına kütle çekim alanı oluşturur. Bu kütle çekim alanı içerisinde bir kütleli cisim konulduğu zaman üzerine bir kütle çekim kuvveti etki eder ve o kuvvet etkisinde hareket eder. Tamam mı? Biz şimdi alan kavramını böylece ilk defa burada elektrik alan kavramını görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar, öncelikle daha önce alışık olduğumuz kütle çekim alanından birazcık bahsedelim. Elektrik alanda ondan hiçbir farkı yoktur. Bir M kütleli cisim düşünelim. Elektrik alan başlık. Başlık elektrik alan. Evet. M kütleli cisim. Bu M kütleli cisim etrafında bir kütle çekim alanı oluşturur. Tamam mı? Dolayısıyla her bir alanın arkadaşlar bir kaynağı vardır. Daha da ondan önce gidelim isterseniz, kütle çekim alandan önce. Alan bir kere bir kavramdır. Genellikle gözle görülmez, bir kokusu filan tadı yoktur. Ancak bir fiziksel etkisi vardır. Mesela sıcaklık bir alan şekli düşünülebilir. Sıcaklık bir bölgeden bir bölgeye farklı değerlere sahip olabilir. Alan bir bölgeden farklı bir değere sahip olabilir, başka bir yerde farklı bir değere sahiptir, başka bir yerde farklı bir değere sahiptir. Ve alanlar da iki sınıfa ayrılabilir. Skaler nicelikler olabilirler, vektörel nicelik olabilirler. Mesela sıcaklık bir skaler bir niceliktir, bir alandır. Bir fiziksel etkisi vardır. Eğer sıcak, fazla sıcak hissederseniz, değil mi? Terlersiniz, üstünüzdeki kıyafetleri çıkarma ihtiyacı hissedersiniz. Bu bir alana bir örnektir sıcaklık. Diğer ve alanlar tüm uzayı doldurur ve bir fiziksel etkisi vardır. Mesela rüzgar da bir alandır ve bir vektörel niceliktir, vektör alandır. Bir yönü vardır, rüzgar bu tarafa esiyorsa bir yönü vardır ve tüm oradaki uzayı doldurmuştur ve bir fiziksel etkisi vardır. Daha fiziksel niceliklere gelelim, kütle çekim alanı. Kütle çekim alanı bir alan, kaynağı kütledir arkadaşlar. Ne zaman ki uzayın bir bölgesine bir kütle tanıttığımız zaman hemen etrafında kütle çekim alanı oluşur. Dolayısıyla kütle çekim alanı yaratan şey kütlenin kendisidir. Ve bir fiziksel etkisi vardır. Nedir o fiziksel etki? Bu alan içerisine bir kütleli cisim konulduğu zaman üzerine kuvvet etki eder. Mesela M sıfır gibi küçük bir kütle koyalım. Buna genellikle kaynak kütle, buna ise test kütlesi denir. Test kütlesi sadece alanın var olup olmadığını test etmek için, dedekte etmek için kullanılır.
Ve arkadaşlar kütle çekim alanı o fiziksel niceliği şudur. Kütle çekim ivmesiyle karakterize edilir. G. Ve tanım olarak şöyle diye yazılır. G biliyorsunuz kütle miktarına bağlıdır, değil mi? Yani dünyanın kütle çekim ivmesi bildiğimiz 9.8 değeri dünyanın kütlesine bağlı olarak bir değerdir. Ay'daki kütle çekim ivmesi daha küçüktür. Kütle çekim ivmesi kütle ne kadar büyükse dolayısıyla G de o kadar büyük olur. Dolayısıyla alanın bir şiddetinin bir ölçüsüdür. O zaman yer çekimi alanını ifade eden şey yer çekimi ivmesinin kendisidir. Ve tanım olarak şöyle tanımlanır. Test kütlesi başına etki eden yer çekimi kuvvetidir. Tanım olarak böyle ifade edilir. Tamam mı? Dolayısıyla biz şimdi kütle çekim alanını böyle tanımlıyoruz. Ve kütle çekim alanı içerisine herhangi bir kütle koyduğumuz zaman, test kütlesi değil de herhangi başka bir kütle koyduğumuz zaman üzerine bir kütle çekim kuvveti etki eder. Bu denklemi şimdi tersten okuyoruz. Kütle çekim kuvveti eşittir M çarpı G'dir. Zaten kütle çekim kuvvetine biz böyle demiştik, değil mi? Şimdi arkadaşlar bu bizim konumuz değil aslında. Bizim konumuz elektrik alan. Ben sadece bir benzerlik olsun diye kütle çekim alanından birazcık bahsettim. Şimdi elektrik alan da tıpkı kütle çekim alanı gibi tüm uzayı doldurur ve bir fiziksel etkisi vardır. Soru şu, elektrik alanın kaynağı nedir diye sorarsam ne dersiniz? Nedir kaynağı mesela, elektrik alan kaynağı sence? Yüktür. Evet, yüktür. Ne zaman ki uzayın bir bölgesine, pozitif de olabilir, negatif de olabilir, şimdilik pozitif diyelim, bir Q yükü tanıttığımız zaman hemen bu yükün etrafında bir elektrik alan oluşur. Ve bu elektrik alan içerisine yüklü bir cisim konulduğu zaman üzerine elektrik kuvvet etki eder. Ve elektrik alanı da biz E harfiyle göstereceğiz. Tıpkı kütle çekim alanında olduğu gibi şimdi bu bir tanımdır. Bir test yükü koyalım şuraya. Q0 gibi bir test yükü koyalım. Arkadaşlar buna test yükü denir, buna kaynak yük denir. Ve elektrik alan şöyle tanımlanır. Test yüküne etki eden Coulomb kuvveti bölü test yükünün kendisi. Bu elektrik alandır. Tamam mı? Ve E harfiyle gösterilecek. Şimdi burada birkaç şey söyleyeceğim size. Öncelikle Q0 test yükü, bazı özellikleri var bu test yükünün. Test yükü bir kere pozitiftir tanım gereği. İsterseniz negatif, test yükünü negatif olarak da seçebiliriz. Ancak iki yükümüz var zaten. Ya pozitif olacak işaret olarak ya negatif olarak. Test yükü geleneksel olarak işareti pozitif bir yük seçilir. Bu pozitif bir yüktür. Ve miktarı da küçüktür. Küçük bir yük miktarıdır. Neden? Çünkü her yük bir elektrik alan oluşturur. Asıl ben şu Q yükünün oluşturduğu elektrik alanı ölçmek istiyorsam test yükünü kullanırım. Bunun yarattığı elektrik alan, bulmak istediğim elektrik alanı çok fazla değiştirmesin diye test yükü küçük bir yük miktarı olarak seçilebilir. Ve teorik bir şeydir, hayali bir şeydir. Evet, böylece elektrik alanı bu şekilde tanımladık. Bu test yükü başına etki eden Coulomb kuvveti şeklinde tanımlıyoruz. Önce tespitlerimizden biri şu arkadaşlar. Bu tanım gereği şimdi. Elektrik alanın birimi nedir sizce? Kuvvetin birimi neydi? Yük birimi ne? Coulomb. O zaman elektrik alanın birimi Newton bölü Coulomb olacak. Bu bir. İkinci özellik, elektrik alan vektörel bir niceliktir. Bir yönü vardır. Çünkü kuvvet vektörel bir niceliktir. Yük skaler bir nicelik. 1 bölü yük skaler bir sayı. Bir vektörü skaler bir sayı ile çarparsak sonuç yine bir vektör olur. Dolayısıyla elektrik alanda bir vektörel niceliktir. O halde size herhangi bir yüklü cismin oluşturduğu elektrik alanı sorarsa, ki böyle örnekler çözeceğiz, yön bilgisini dikkate almamız lazım. Elektrik alan ne tarafa doğru? Bu şekilde yön bilgisine dikkate alacağız. Vektörel bir nicelik olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Şimdi bu denklemi farklı bir şekilde okuyalım arkadaşlar. Q yüklü cisim etrafında bir elektrik alan oluşturdu. Bu elektrik alan içerisine Q yüklü bir cismi koyarsak, başka bir Q yüklü cisim koyarsak, üzerine bir elektrik kuvvet etki eder.
Şurası elektrik kuvveti genelde F büyük C harfi ile kulomb kuvveti denir. Bu kulomb kuvvetidir, değil mi? Dolayısıyla etki eden elektrik kuvvet ya da kulomb kuvveti F eşittir. İşler dışarı çarpımı gereği Q çarpı E'dir. Tamam mı? Biz bu denklemi kullanacağız. Bu denklem nereden geldi? Şu tanımdan geldi. Ve şöyle okuyacağız bu denklemi. Bir elektrik alan içerisine yüklü bir cisim koyarsak üzerine bir elektrik kuvvet etki eder. Ve kuvvetin değeri Q çarpı E kadardır. Yönü elektrik alanla aynı yönlüdür. Görüyorsunuz bu denklemde arkadaşlar. Eğer elektrik alan içerisine yüksüz bir cisim koyarsanız kuvvet olmaz. Üzerine kuvvet etki etmez. Elektrik kuvvetinin var olabilmesi için cismin yükünün sıfırdan farklı olması lazım. Dolayısıyla nötr cisimler elektrik alan içerisine konulduğu zaman hiçbir şey olmaz. Üzerine hiçbir kuvvet etki etmez. Kütle çekim kuvvetinin de var olabilmesi için cismin neyi olması lazım? Kütlesi olması lazım. Kütlesi yoksa kütle çekim kuvveti sıfırdır, olmaz. Elektrik kuvvetinin olabilmesi için cismin yüklü olması lazım. Önce elektrik alan olacak, ancak koyduğumuz cismin de bir yükü olması gerekir. Şimdi ben bu tanımı kullanarak şunu yapacağım. Bir küçük başlık yazabiliriz. Noktasal yükün oluşturduğu elektrik alan. Bu kalem okunuyor mu acaba? Şeyde gösteriyor mu? Kamerada okunabiliyor mu? Ancak kalemimizin kendisi yazmıyor. Noktasal yükün oluşturduğu elektrik alan. Oluşturduğu elektrik alan. Arkadaşlar biz birkaç ders, belki iki veya üç ders, elektrik alanları bulacağız. Yüklü cisimlerin uzayın herhangi bir bölgesinde oluşturduğu elektrik alanın nasıl hesaplanması gerektiğini bulacağız birkaç ders. Önce şununla başlıyoruz. Bir noktasal cismin uzayın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir uzaklıkta oluşturduğu elektrik alan ne kadardır? Ona bakacağız. Tamam mı? Şu bizim noktasal yükümüz Q yükü. Burası P noktası olsun, R kadar uzaklıkta. Q yükü R kadar uzakta bir P noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü ve büyüklüğü ne kadardır? Buna bakalım. Neyi kullanacağız? Elektrik alan tanımını kullanacağız. Ve getirip buraya bir hayali yük koyacağım. Test yükü, Q0 yükünü. P noktasına. Tamam. P noktasına bir hayali Q0 yükü koyduk. Sonra elektrik alanın tanımını kullanacağız. Neydi elektrik alan? Bu yüke etki eden kulomb kuvveti bölü yükün kendisi. O halde P noktasındaki elektrik alan EP eşittir. Şimdi size hemen beraber yapalım. Bu yüke uyguladığı kulomb kuvveti nedir? Kulomb yasası gereği K çarpı, değil mi? Q çarpı Q0 bölü R kare. Bu ne oldu şimdi? Şu tanımdaki kulomb kuvveti olmuş oldu. Elektrik alanı buluyoruz ancak. Bölü ne yapacağız? Test yükünün kendisi. Q0. Burada şimdi bunu vektör yapacağız. Bu şu anda elektrik alan büyüklüğünü bulduk. Bunu vektör yapacağız. Dolayısıyla sağ tarafı uygun bir birim vektörle çarpacağız. Eğer Q yükü pozitifse, şimdilik pozitif olsun, tamam. Pozitifse, test yükü de tanım gereği zaten pozitif, değil mi? Test yükünü biz dedik ki pozitif olsun. İki pozitif yük birbirini iteceğinden dolayı kuvvet sağ tarafa R yönde olacak. Dolayısıyla elektrik alan kuvvetle aynı yönde olacağından dolayı dışarı doğru radyal yönde olacak. R şapka dışarı yöndeki birim vektör olmak suretiyle, çarpmak suretiyle elektrik alanı böylece büyüklüğünü ve yönünü buluruz. Ve burada Q0 birbirini götürüyorlar arkadaşlar. P noktasındaki elektrik alan K çarpı Q bölü R kare R şapka. İşte bu, bakın bu formülü lütfen unutmayın. Bu formül bize şunu söyler. Noktasal bir yükün R kadar uzaklıktaki herhangi bir noktada uzayın herhangi bir bölgesinde oluşturduğu elektrik alanı veren ifadedir. Tamam mı? Şimdi
elektrik alanın var olup olmaması için test yükü gerekli değil, değil mi? Test yükü, ne yaptık test yükünü? Sadece elektrik alanı burada tespit etmek için, hem yönünü hem değerini tespit etmek için kullandık. Zaten eşitlikte birbirini götürdüler. Asıl elektrik alanı oluşturan şey Q yükü. Elektrik alan değeri de KQ bölü R kare olacak, tamam mı? Noktasal yükün R kadar uzakta oluşturduğu elektrik alan bu kadar olacak. Evet. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şimdi bu tek bir noktasal yükün oluşturduğu elektrik alanı gösterdik. Peki birden fazla noktasal yük varsa herhangi bir yerde oluşturduğu elektrik alan nasıl hesaplayacağız? İşte şurada birçok yük yazalım mesela. Bunlar hepsi noktasal yükler. Tamam. Noktasal yükün özelliği ne arkadaşlar? Noktasal yük noktanın bir boyutu yoktur. Tamam. Sıfır boyutludur. Tek bir noktadır. Bir P noktası olsun şurada mesela. Benim amacım şimdi bu yüklerin P noktasını oluşturduğu elektrik alanı bulmak. Şurası Q1 yükü olsun. P noktasına olan uzaklık R1 olacak. Ve dışarı yönlü olan birim vektörümüz R1 şapka. Başka bir yük mesela Q2 yüküdür. P noktasına olan uzaklık R2'dir. Hangi yönü ne tarafa? R2 şapka yönünde. Vesaire vesaire. Şimdi burada bir sürü yük var. Bir kere her tarafta elektrik alan oluşur, değil mi? Bu yükler olduğu için uzayın her tarafında elektrik alan oluşacaktır. Bana özellikle P noktasındakini sorduğu için benim ilgi alanım P noktası. Ondan dolayı o noktadaki elektrik alanı bulmak istiyorum. Evet, ne yapacağız? Burada yapacağımız, uygulayacağımız metot şu arkadaşlar. Bu da herhangi bir Q ikinci yük olsun. N tane burada yük olsun. Uygulayacağımız metot çok basit. Her bir yükün P noktasındaki elektrik alanı bulacağız tek tek. Sonra üst üste toplayacağız. Böylece bu yük topluluğunun P noktasındaki elektrik alanı bulmuş olacağız. Ama toplama işlemini nasıl yapacağız? Dikkat etmemiz gerekir. Elektrik alan vektör öncelik olduğu için iki vektörü nasıl topluyorsak elektrik alanı öyle toplayacağız. Tamam mı? Vektörlerin toplama işlemini nasıl yapıyorsak öyle yapacağız. Bu söylediğim şeyleri matematiksel olarak yazmaya çalışalım. Mesela Q1 yükünün oluşturduğu elektrik alan önce EP eşittir. Q1 yükünün oluşturduğu elektrik alan E1 artı Q2 yükünün oluşturduğu elektrik alan E2 artı nokta nokta artı E ikinci yükünün oluşturduğu elektrik alan artı nokta nokta. Kaç tane varsa her birini üst üste topladık mı toplam P noktasındaki net elektrik alan olmuş olur. Biz bir yükün E1'i söyler misiniz bana? Ben bir yükün R1, şu Q1 yükünün P noktasını oluşturan elektrik alan E1, R1 yönünde. Noktasal yükün R kadar uzakta oluşturan elektrik alanı biliyorum. Neydi formülü? K çarpı, az önce yazdım. K çarpı Q1 bölü R1 kare R1 şapka. Artı E2'yi söyleyin. K çarpı Q2 bölü R2 kare R2 şapka. Artı nokta nokta artı kaç tane varsa. Her birinde K'lar sabit, Coulomb sabiti. Onlar ortak parantez içine alırsak, diğerinde daha şık toplam sembolü kullanarak daha özet bir şekilde ifade edebiliriz. Yani K toplam I eşittir 1'den N'e kadar QI bölü RI kare çarpı RI şapka bu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu formülümüzü kullanarak biz bir noktasal yük topluluğunun herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik alanı bu şekilde bulacağız. Hemen sıcağı sıcağına bir örnek çözelim. Arkadaşlar, tamam, böyle önce örneği yazalım, sonra bir şey söylemeyi unuttum size. Y'ye kadar uzakta olsun, burası A, burası da A. Tamam. Artı Q, eksi Q. Buna elektrik dipol denir bu arada. Çok önemli değil ismi, sadece
söyleyeyim. Ne zaman ki bir pozitif ve negatif yük belli bir mesafeyle birbirinden ayrılırsa, buna elektrik dipol denir, tamam mı? Kutup, iki kutup demektir. Arkadaşlar bizden istenen şey şu. Bu iki yükün P noktasında oluşturduğu elektrik alanın yönü ve büyüklüğü ne kadardır? Tamam mı? İstenen şey şu. P noktasında bu iki yükten dolayı oluşacak olan elektrik alanın yönü ne tarafadır? Büyüklüğü ne tarafadır? Bu arada bu iki yük de noktasal yük. Bunların belli bir boyutu yok. Biz tahtanın her ne kadar büyük çizdiysek de görsel olarak iyi gözüksün diye. Ancak bunları noktasal yük bir nokta şeklinde kabul ediyoruz. P noktasında oluşan elektrik alanın yönü ve büyüklüğü nedir? Şurası x eksenimiz bu arada. Burası da y eksenimiz. Şimdi biraz önce elektrik alanı bulurken şu tanımda yerine koyduk. Şimdi pozitif yüklü bir cismin elektrik alanı arkadaşlar. Şurası pozitif Q yüklü bir cismin mesela P noktasında oluşturduğu elektrik alan acaba içeri doğru mudur, dışarı doğru mudur diye nasıl anlarız? Test yükü kullanarak, tamam mı? Test yükü neydi? Pozitif. Buraya test yükü koyarsak, test yükünü etkeden kuvvet dışarı doğru mu olur, içeri doğru mu olur? Dışarı doğrudur. Çünkü bu da pozitif. Test yükü zaten pozitif. İki pozitif birbirini iterler. Dolayısıyla kuvvet dışarı olur. Dolayısıyla P noktasındaki elektrik alan dışarı doğru olur. Tamam. Dolayısıyla ben bu yüklü cismin R'ye kadar uzakta bir P noktasında oluşturduğu elektrik alan yönünü vektör olarak göstermek istersem böyle gösteririm. Şimdi yükü negatif yükle yer değiştirelim. Yine bir noktasal yük. Bu sefer eksi Q yükü. Şurası yine P noktası. P noktasındaki elektrik alan yönü ne tarafadır diye bilmek istersem neyi kullanacağım yine? Test yükünü. Test yükünü getirip buraya koyacağız. Test yükü pozitif miydi, negatif miydi? Tanım gereği pozitif demiştik. Ama buradaki yük negatif. Kuvvet çekici olacağından dolayı içeri doğru olacak. Elektrik alan da kuvvetle aynı yönlü olduğu için bu sefer P noktasındaki elektrik alan vektör olarak böyle gösterir. İçeri doğru. Tamam mı? Dolayısıyla pozitif yüklü cisimlerin arkadaşlar, bu bir şimdi öğrendiğimiz yeni bir şey. Pozitif yüklü cisimlerin elektrik alanı dışarı doğru. Negatif noktasal yüklü elektrik alanı içeri doğru, yükten içeri doğru. Biraz sonra bunları daha ayrıntılı, sistematik hale getireceğim. Bu kadar bilgi bu soruyu çözmek için yeterli. Öncelikle P noktasında bu bir yük topluluğu. İki tane yükten oluşmuş sadece. Buradaki kuralı işleteceğiz. Burada iki tane yük var. Şu Q yükü P noktasına bir elektrik alan oluşturacak. Eksi Q yükü de P noktasına bir elektrik alan oluşturacak. Hepsini tek tek yazacağız. Vektöre olarak toplayacağız. Net elektrik alan olmuş olacak. Öncelikle Q yükünün P noktasındaki elektrik alanı şu yönde olacak. Buna E1 diyelim. Tamam mı? Vektör olarak böyle yazdık. Dolayısıyla Q yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik alan yön olarak dışarı doğru. Neden? Çünkü pozitif yük. Peki eksi Q yükünün oluşturduğu elektrik alan ne tarafı olacak? İçeri doğru olacak. Bu da E2 olacak. Ve biz noktasal yükün bir herhangi bir uzaklıktaki elektrik alanı biliyoruz. K çarpı Q bölü uzaklığın karesi. Şimdi büyüklük olarak yazan bir kere E1 ve E2'nin elektrik alanları yönleri her ne kadar farklı ise de büyüklük olarak birbirine eşit olduğunu görebiliyor muyuz burada? Neden? Yük miktarları aynı. Birisi pozitif bir negatif ama işte Q kadar. Dahası aradaki uzaklıklar da aynı. Dolayısıyla E1 ile E2 büyüklük olarak birbirine eşit. E1 eşittir K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Şimdi burası verilenler bize A ve Y verilmiş. Burası hipotenüs olduğu için şu uzunluk karekök içerisinde A kare artı Y kare olacak. Ancak elektrik alanın tanımında bölü uzaklığın karesi olduğu için A kare artı Y kare olacak. A kare artı Y kare. Bu da eşittir E2 olacak değil mi mutlak değer içerisinde? İkisi de birbirine eşit. Peki,
Onu da şu alta yazayım isterseniz. E2 eşittir K çarpı Q bölü A kare artı Y kare olacak. Peki. Şimdi arkadaşlar, şimdi artık problemimiz şu. İki tane vektör var. Bileşke vektörü bulacağız. Yani net vektör. O da net elektrik alan olacak. Burası x ekseni olduğuna göre, x ekseni olduğuna göre, şurası x, burası da y ekseni olduğuna göre. E1'in x ve y bileşenleri var. E1'in x bileşeni, şurası teta açısı olsun mesela. Şurası teta açısı olsun. Burası da teta açısı. E1'in x bileşeni ne olur arkadaşlar? E1 çarpı sin teta olur. E1'in y bileşeni E1 çarpı cos teta olur. Evet. Dolayısıyla onları da yazalım. E1 x eşittir. E1 çarpı ne demiştik? Sin teta dedik. Peki sin teta'yı söyleyebilir misiniz? Sin teta bu dik üçgende karşı bölü hipotenüs. A bölü kare köşesine A kare artı Y kare. Direkt yazıyorum dolayısıyla. K çarpı Q bölü A kare artı Y kare çarpı sin teta A bölü A kare artı Y karenin kare kökü değil mi? Ancak bunu birleştirebiliriz. Bunun üssü 1 bölü 2. Kare kökü şöyle de yazabiliriz. 1 bölü 2. Bunun üssü 1. Tabanlar aynı, üstleri toplayalım. A kare artı Y kare üzeri 3 bölü 2 olur. Evet, siz bir daha ben ayrı yazmayayım. A bölü A kare artı Y kare üzeri 3 bölü 2. Peki, E 1 Y ne olacak? Bu artı Y, X, elektrik alanın X bileşeni artı X yönünde olduğu için artı oldu. Y bileşeni de yukarı, o da artı Y yönde. O da cos teta olacak. E 1 çarpı cos teta olacak. K çarpı Q bölü A kare artı Y kare. Şimdi cos teta'yı söyleyin bana. Komşu dikenar bölü hipotenüs. Y bölü karekök olacak. Dolayısıyla Y bölü karekök içerisinde A kare artı Y kare. O da birleştirdik. Üzeri 3 bölü 2 oldu. Şimdi E2'nin X bileşenini yazalım. E2 X eşittir. E2 X yine pozitif X yönünde olduğundan dolayı ve dahası hangi şey olacaktır? Açılara bakalım şimdi. Şurası eğer teta açısıysa şurası da teta açısıdır değil mi? Şurası da teta açısı olmak zorundadır. Çünkü bunların, bu iki vektörün büyüklükleri birbirine eşit. Tamamen simetrik bir yapı var. Şurası teta açısıysa bu da teta açısı olacak. Bu da sin teta olacaktır. Yukarıdakinin aynısı olacak yani. K çarpı Q çarpı A bölü A kare artı Y kare üzeri 3 bölü 2. Şimdi E2Y'yi söyleyin bana arkadaşlar. Bunun aynısı olacak ama zıt işareti olacak. Eksi Y yönünde olduğundan dolayı. Eksi K çarpı Q çarpı Y bölü A kare artı Y kare üzeri 3 bölü 2. Dolayısıyla iki tane vektör vardı. Bunların X ve Y bileşenlerini bulduk. X bileşenlerini kendi aralarında toplayacağız. Y bileşenlerinde kendi aralarında toplayacağız değil mi? Bir vektörü toplarken bileşen topluyorduk. Gördüğünüz gibi Y bileşenleri zıt yönlü birbirlerini götüre. Topladığın zaman sıfır olur. Burada görüyoruz zaten. E1'in Y bileşeni yukarı doğru, E2'nin Y bileşeni aşağı doğru. Büyüklük olarak birbirine eşit, yön olarak zıt birbirini götürürler. Dolayısıyla sadece X yönündeki elektrik alan kalır. O halde net, P noktasındaki net elektrik alan şu olacak. Net elektrik alanımız x yönde olacak. Değeri de ikisinin toplamı kadardır. E eşittir. 2 tane k çarpı q çarpı a bölü a kare artı y kare üzeri 3 bölü 2. Vektör olarak bunu yazmak istersek x yönde olduğu için i şapkayla çarpacağım. X yöndeki birim vektör i şapkayla çarpacağız. Ve P noktasındaki net elektrik alanı bulmuş olduk. Tamam. Evet. Şimdi, dolayısıyla noktasal yüklerin oluşturduğu elektrik alan bu kadar kolay. Evet.
bundan hemen sonra şunu yapalım. Sürekli yük dağılımına sahip bir başlık atıp... Sürekli yük dağılımına sahip cisimlerin oluşturduğu elektrik alan. Evet. Şimdi sürekli yük dağılımına sahip cisimlerin oluşturduğu elektrik alanı. Şimdi burada inceleyeceğimiz cisim noktasal yük değil artık. Belli bir yük dağılımı var. Bir cisim düşünün, noktasal değil. Bir Q kadar toplam yükü var. Benden P noktasındaki elektrik alanı istedi diyelim. Tamam mı? Şimdi noktasal yükün elektrik alanını biliyorum. K çarpı Q bölü R kare basitçe. Ancak bu yük dağılıma sahip olduğu için bu cismin P noktasına tek bir uzaklığı yok. Çünkü nokta değil bu. O zaman o formülü kullanamam açıkça. Farklı bir yaklaşım göstermem gerekir. Fakat bunu noktasal yüklerden oluşmuş bir cisme benzetebiliriz. Mesela bunun üzerinde bir yük elemanı alalım. Küçük küçük yüklere bölelim. Mesela küçük bir küp yaptım, böldüm. Bu bölme işlemi tamamen matematikseldir, yani hayalidir. Bunun yükü delta Q 1 kadar olsun. P noktasına uzaklığı R1 olacak. Kalem gözükmüyor. Evet, R1. Ve dışarı doğru olan birim vektörümüz R1 şapka. Tamam. Bakın, başka bir yük elemanı seçtim. Yük elementi diyelim ya da küçük bir küp. Delta Q2. Onun da P noktasına olan uzaklığı farklı bir uzaklık olacak R2. Bu yöndeki birim vektörümüz R2 şapka vesaire. Bütün bu cismi küçük küçük küplere böldüğümüzü hayal edelim. Ve burada P noktasına olan uzaklık her birisi ortalama uzaklıktır. Çünkü bir küp bu küp ama hala nokta değil. P noktasına olan uzaklıktaki R1 ortalama bir uzaklıktır. Dolayısıyla bu nokta olmadığı için R1 uzaklığını varsaymak belli bir hata payla bunu kabul etmek demektir. Küpün P noktasına olan yakın kısmı var, uzak kısmı var, köşeler var. Her birisi uzak ve Q yükü buraya dağılmış. Dolayısıyla ortalama uzaklık olduğu için ama ilk yaklaşıklık olarak yine iyi bir yaklaşıklık. Bunu bütün böyle küplere böldük. Sanki hepsi noktasal yük gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla yukarıdaki şeye benzetmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Noktasal yük topluluğuna benzetmeye çalışıyoruz. O halde P noktasındaki elektrik alan yaklaşık olarak eşit olur. K çarpı delta Q1 bölü R1'in karesi R1 şapka artı K çarpı delta Q2 bölü R2'nin karesi R2 şapka artı nokta nokta böyle devam eder. Kaç parçaya böldüysek her bir parçayı bir noktasal yük gibi kabul edip yaklaşık olarak ilk yaklaşıklıkla elektrik alanı bu şekilde yazabiliriz. Şimdi ilk yaklaşı yaptıktan sonraki amacımız yaptığımız hatayı azaltmak, küçültmek olacak. Nasıl küçültürüz? Yükleri küçülterek. Çünkü ortalama uzaklık küçültmek isterseniz eğer küpü küçültürsünüz. R değeri iki nokta arasındaki değere birazcık daha yaklaşmış olur. Birazcık daha küçültürsünüz küpü. Birazcık daha İki nokta arasında uzaklığa yaklaşır. En nihayetinde limit durumunda delta Q'yu sıfıra götürürseniz, bu arada küp küçüldükçe yük miktarı da azalmış oluyor, değil mi? Ve limit durumda delta Q'yu sıfıra götürürseniz artık küp bir nokta olmuş olur. P noktasında bir noktaydı. İki nokta arasındaki uzaklık bir değerdir. Hangi değerse o değerdir. Dolayısıyla yaptığınız hata teorik olarak sıfır olmuş olur. Bunu matematiksel olarak ifade edelim. Eşittir. Hepsinde Coulomb sabiti eşit olduğu için toplam sembolünü dışarı çıkardım. Önce şu ifadeyi bir limit almadan toplam sembolle gösterelim. Hepsini K parantezine aldım ve toplam i eşittir 1'den n'e kadar delta QI bölü RI kare RI şapka idi. Şimdi hatayı küçülttük ve delta Q'yi limit durumunda sıfıra götürdük. Limit
delta Q'yu sıfıra giderken toplam kaç tane küp olmuş olur? Sonsuz tane olmuş olur. Delta Q'i bölü R'yi kare çarpı R'yi şapka. Evet arkadaşlar, burayı artık defalarca geçen dersimizde yapmıştık. Bu integralin matematiksel olarak tanımıdır. Limitle beraber toplam sembolü integrale dönüşür. Delta Q da sonsuz küçüklüktedir artık. Sıfır değil değil mi? Sıfır değil ama sıfıra yakın. Limit durumda sıfıra gidiyor. Dolayısıyla delta Q ne olur? DQ olur. Sonsuz küçükteki nicelik olur. Bu ifade o halde şuna dönüşür. P noktasındaki elektrik alan K çarpı integral DQ bölü R kare R şapka. Biz sürekli kütle dağılımına sahip cisimlerin elektrik alanı bulurken bu formülü kullanacağız. Bu formül ne anlama gelir? Biraz sonra hemen örneğini çözeceğim. Gerçek hayatta nasıl çalışır uygulamasını yapacağız. Fakat şöyle anlamamız lazım. Bir cisim varsa elimizde, bu cisim belli bir yük dağılımına sahiptir. Bir toplam yükü vardır. Herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulmak istiyorsak, o cisim üzerinde çok küçük bir yük eleman alıyoruz, sonsuz küçüklükte. Bu yükün elektrik alanı bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklığına R diyeceğiz. Dolayısıyla R nedir? Şu DQ'nun cisim üzerinde aldığımız herhangi bir küçük yük elemanının elektrik alan bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklığı ve elektrik alan vektörel büyüklük olduğu için uygun bir birim vektörle çarparsak toplam elektrik alanı bulmuş olacağız. Tamam mı? Şimdi biz elektrik alanı bulurken sürekli yük dağılımına sahip cisimimiz tek boyutlu olabilir. Çubuk. Bir çubuk olabilir. İki boyutlu cisim olabilir. Bir levhaya disk olabilir. Ya da üç boyutlu cisim olabilir. İşte küre olabilir. Silindir olabilir. Bunlar için arkadaşlar eğer çubuksa, tamam mı? Elektrik alan bulmak istediğimiz cisim çubuksa, çubuk şu genişliği uzunluğuyla kıyaslandığı zaman çok küçük, dolayısıyla tek boyutlu kabul edeceğiz. Toplam yükü Q ve toplam uzunluğu da L ise eğer, çubuk için çizgisel yük yoğunluğu tanımlıyoruz. Lambda. Lambda dediğimiz şey toplam yükün toplam uzunluğa oranıdır. Buna çizgisel yük yoğunluğu denir. Birimi kulomb bölü metredir. Kulomb bölü metre, değil mi? Şimdi bu arkadaşlar, bu çubuk üzerinde çok küçük bir dilim alalım. Tamam mı? Çok küçük bir dilim alalım. DL kadar. Çubuğun toplam uzunluğu L ama aldığın sonsuz küçüklükteki uzunluk DL. Dolayısıyla onun yükü de çok küçük DQ olacak. Eğer çubuğun toplam yükü Q ise, büyük Q ise, küçük dilimin yükü ne kadar? DQ. Nasıl yazacağız DQ'yu? Basit bir oran orantı denklemiyle yazacağız. Diyeceğiz ki toplam uzunluğu L iken, toplam yükü Q ise, DL kadar uzunluğu yükü de DQ kadar olacaktır. Ve yük miktarı çubuğun uzunluğuna yayılmışsa uzunlukla doğru orantılıdır. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yapacağız. Buradan DQ eşittir Q bölü L çarpı DL olacak. Q bölü L biz çizgisel yük yoğunluğu demiştik. Lambda demiştik. Dolayısıyla DQ eşittir lambda çarpı DL olacak. Tamam mı? Bu DQ çubuk üzerinde seçtiğimiz küçük bir parçanın yük miktarı eşittir çizgisel yük yoğunluğu çarpı uzunluğun kendisi. Eğer elektrik alanı bulmak istediğimiz cisim iki boyutluysa, diskle levhaysa vesaire, o zaman yük miktarı da A olsun, bir toplam alanı olacak. İki boyutlu cisimlerin alanı vardır. Dolayısıyla yüzeysel yük yoğunluğu tanımlıyoruz. Bunun için kullandığımız sembol sigma harfi olacak. Yunan alfabesindeki sigma eşittir toplam yük bölü toplam alan. Birimi nedir bunun arkadaşlar? Kulomb bölü metrekare. Tamam. Kulomb bölü metrekare olacak birimi. Ve bu alan üzerinde, bu levha üzerinde çok küçük bir dA alanı alırsak eğer,
şu taralı alan DA kadar. Bu DA çok küçük olduğu için yükü de çok küçük olacak. Nasıl yazabiliriz DQ için? Bir ifade sigma çarpı DA yazacağız. Tıpkı yukarıdaki gibi oran orantı denklemini kullanırsanız toplam alan A iken toplam yük Q ise DA kadar yük, alanın yükü de DQ kadardır. İçler dışarı çarpımı yaparsanız DQ eşittir sigma çarpı DA olacak. Tamam. Son olarak elektrik alanı bulmak istediğimiz cisim 3 boyutluysa küre olabilir, silindir olabilir vesaire. O zaman toplam yükü de Q olsun. Bu sefer hacimsel yük yoğunluğu tanımlıyoruz. Onu da rho harfiyle göstereceğiz. Rho eşittir toplam yük bölü toplam hacim. Birimi de kulomb bölü metreküp olacak. Kulomb bölü metreküp. Kulomb bölü metreküp olacak. Ve bu cisim üzerinde çok küçük bir hacim elemanı alırsak o hacim elemanın yükü de çok küçük olacak dq. Dq ise rho çarpı dv olacaktır. Tamam mı? Şimdi bu ifadeyi kullanarak biz tek boyutlu ve iki boyutlu cisimlerin elektrik alanını bulacağız. Üç boyutlu cisimlerin elektrik alanı bulurken arkadaşlar genelde bu yolu kullanmayız ama kullanmayız çünkü denklemler çok karışık gelir. Üç boyutlu yüksek simetriye sahip cisimlerin elektrik alanı bulurken daha pratik bir metodumuz var. İleriki derslerimizde Gauss metodu gelecek. O Gauss metodunu kullanacağız. Ama ben size çubukların ve iki boyutlu cisimler, bir boyutlu ve iki boyutlu cisimlerin oluşturdukları elektrik alanı nasıl hesaplayacağımızı göstereceğim. Hemen şu formülü uygulaması olarak. Evet. Hemen bir örnek çözelim şimdi. Buraya kadar anlamadığınız bir nokta varsa lütfen sorunuz. İlk örneğimiz şu olsun. Çubuk olsun. Şurası x ekseni. Burası da y ekseni. Burası a. Çubuğun boyu da l kadar olsun. Şurası p noktası. Tamam. Yine de elektrik alanını bulmak istediğiniz nokta P noktası diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şurası A kadar uzaklıkta. Çubuğun kendi uzunluğu L kadar. Küçük L harfiyle göstereyim. L kadar. Çubuk X ekseni üzerine böyle konmuş. Benden istediği çubuğun toplam yükü de Q. Homojen olduğunu kabul ediyoruz. Çubuk homojen olsun. Eğer çubuk homojense arkadaşlar o zaman çizgisel yük yoğunluğu sabit olur. Tamam mı? Lambda. Lambda sabittir. Yani çubuğun neresinden bir dilim seçerseniz seçin, her tarafta aynı yük miktarına sahip olur. Ama çubuk homojen yük dağılımına sahip olmayabilir. Bu sefer lambda uzunluğun bir fonksiyonu olacaktır. Belki ileride öyle örneklerimiz de gelir. Onları da çözeriz. Çubuğumuz homojen yük dağılımına sahip. Boyu L, toplam yükü de Q. P noktasında bu yüklü çubuğun oluşturduğu elektrik alanı istiyoruz. Ve pozitif yüklü oldu, olsun. Bir kere elektrik alanın hemen yönünü bulabiliriz. Çubuk pozitif yüklü ise elektrik alan dışarı doğru olacak. Dolayısıyla elektrik alan şu olacak. Çubuktan dolayı değil mi? Peki nasıl bulacağız? Şu yolu kullanacağız. Önce çubuk üzerinde çok küçük bir dilim seçiyoruz. Bu dilimin uzunluğu ne olsun? Dx olsun değil mi? X üzerinde olduğu için dx seçmek daha uygun. Y üzerinde olsa d'ye seçecektir. Çok küçük bir uzunluk. Peki, dolayısıyla bu dilimin yükü de çok küçük olacak. dq kadar olacak. Bunun elektrik alanı bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklığı da x kadar olsun. Tamam mı? Çünkü elektrik alan formülünde yük var. Yükün
elektrik alan bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklığı var. O halde P noktasındaki elektrik alanımız K çarpı integral dQ bölü x kare olacak, değil mi? Elektrik alanın büyüklüğünü buluyorum. Yön olarak da az sonra uygun birim vektörle çarpıp vektör yapacağım onu. Şimdi büyüklüğünü hesaplıyoruz. dQ bölü x kare. Peki. Arkadaşlar dQ'yu nasıl yazacağız? Bu çubuk olduğu için. dQ'nun sahip olduğu yük miktarı ise lambda çarpı dx olacaktı. Dolayısıyla çok basit. Lambda çarpı dx bölü x kare. Eğer homojense çubuk, homojen yük dağılımına sahipse lambda sabittir. O zaman integral dışına alabilirsiniz. Değilse uzak uzunluğun bir fonksiyondur. O da verilmesi gerekir. Peki burada evet. Evet, sabit olmadığı zaman integral içerisinde kalır. Ancak x ile nasıl değişir de verilmesi gerekir, değil mi? X arttıkça artıyor mu, azalıyor mu? Verilmesi gerekiyor. Şimdi burada şunu belirlememiz lazım. İntegralin sınırları ne olacak? Size sorayım önce. Ne olur? Çubuğu nerede bölüyorsak sıfırdan başlayamayız çünkü burada çubuk yok. Çubuk A'da başlıyor. Değil mi? Yani en çubuğu bölme işlemine şuradan başladınız ya. Burada bir yük vardır. Burada yük yok. Dolayısıyla x şurası olabilir. X A'dan başlar. Çubuğu küçük küçük dilimlere bölüyoruz. Dx temsili. Bunlar hepsini temsil eden bir dilim. Dolayısıyla x bir değişken. X eğer çubuğu tam ucundan alırsak, bölme işlemine başlarsak x A'ya eşit olur. Sonra çubuğu böldük. En son dilimi de burada aldık böldük. O zaman x ne olur? A artı L olur değil mi? Şurasının koordinatı A ise, çubuğun boyu da L ise, o zaman çubuğun sağ en uç noktasının koordinatı A artı L olacak. Dolayısıyla integralin üst sınırı A artı L'ye kadar olacak. Çok güzel. Peki. Şimdi bu integrali artık alabiliriz. Evet. Dx bölü x kare biliyorsunuz arkadaşlar. Eksi 1 bölü x'tir. K çarpı lambda 1 bölü x. Eksiyi dışarı aldım. İntegralin sınırları A. A artı L. Bu da eksi K çarpı lambda 1 bölü A artı L eksi 1 bölü A payda eşitleyelim. Bunu A ile bunu A artı L ile çarparsak yukarısı A olur. Eksi A eksi L olur. A'lar sadeleşir. Yukarıda eksi L kalır. Bir eksi de burada vardı. Artı oldu. En nihayetinde yukarıda L kalır. K çarpı lambda L bölü A çarpı A artı L. P noktasındaki elektrik alanın büyüklüğü bu. Vektör yapmak istersek, buna bir vektör yaptım. Vektör işareti koyduk. Bunu uygun vektör. Eksi x yönde olduğu için şuraya bir eksi işareti koyduk. Buraya da i şapkayla çarptık. Böylece vektör oldu. Eksi bu. Şimdi iki bilgi de içeriyor. Hem yön bilgisi var hem elektrik alan şiddeti var. Böyle bırakmanızda herhangi bir sakınca yok. Ancak eğer çubuk homojense, homojen yük dağılımına sahipse daha doğrusu, lambda yerine tanımını yazarsanız daha iyi olur. Yani yük bölü toplam uzunluk. Dolayısıyla elektrik alan, P noktasındaki elektrik alanı şöyle yazarsanız daha uygun olur. Lambda yerine Q bölü L yazdık. Çarpı L bölü A çarpı A artı L. Ve L'ler sadeleşti. Büyüklük olarak K çarpı Q bölü A çarpı A artı L yazarsanız daha şık olur. Ama eğer homojen yük dağılımına sahip değilse bu sefer lambda zaten fonksiyon olacak. Farklı bir şey çıkacaktır. Tamam mı? Evet. P noktası elektrik alan bu. Şimdi bu sonuçla ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Öncelikle bu örneği lütfen unutmayın. Daha sonraki birkaç diğer dersimizde örnek çözerken şunu hatırlatacağım ben size. Bir çubuğun kendisinden A kadar uzaklıkta oluşturduğu elektrik alanı bu formülle verilir. Şimdi şöyle bir limit durumu alalım. Soruda vardı. Ben soruda şunu da söylüyor.
Diyor ki A çok büyük L olursa, A çok büyük L olursa elektrik alan nasıl olur? Bunu yorumlayın diyor. Soru bu. Sorunun ikinci parçası oydu. A uzunluğu çubuğun boyuyla kıyaslandığı zaman çok büyük olursa çok büyük olursa bu sefer elektrik alan neye dönüşür? Bakalım hemen. Bu limit durumunu düşünelim arkadaşlar. Eğer A L'den çok büyükse neyi ihmal ederiz burada? L'yi ihmal ederiz. Değil mi? A L ile kıyaslandığı zaman çok küçük madem, o zaman L'yi yok sayabilirim. O zaman elektrik alan K çarpı Q bölü A kare olur. Bu neyin elektrik alandır? Formül tanıdık geldi mi size? Noktasal yükün elektrik alanı. Değil mi? Q yüklü cismin A kadar uzakta oluşturduğu elektrik alanı. Noktasal yük. Şimdi A L'den çok büyük ne demek? Çubuğu sağa doğru getirmek demek. A'yı büyütüyoruz. Çubuk zaten sabit kalıyor. Çubuğu bayağı bir sağa getirdik. Yani şuraya kadar getirdiniz çubuğu. Çubuk şu. A ise bu uzunluk. Tamam mı? Limit durumu. Şurası A, burası L. Ben hala P noktasındaki elektrik alanı buluyorum. Sonuç ne? Şu. Çubuğu yaklaştırdık mı? Elektrik alan bu. Uzaklaştırdık mı yeterince? Elektrik alan bu. Çubuğu çok uzaklaştırdık mı? Ne demektir bu? Artık P noktasındaki bir gözlemci çubuğu bir noktasal yük gibi görür. Çubuğun boyunun pek bir ehemmiyeti yoktur. Sanki öyle değil midir zaten? Bir çubuk düşünün, size ne kadar uzakta olursa artık size bir nokta gibi gözükür. Dolayısıyla elektrik alanda noktasal yükün elektrik alanı olmuş olur. Elektrik alanı tabii ki azalıyor. Çünkü elektrik alan uzaklığın karesiyle ters orantılı. Uzaklaştık mı elektrik alan azalır. Daha küçük olur elektrik alan. Bir tane soru çözmek için vaktimiz var. Yoruldunuz mu? Gözlerinizden yorulmuş gibi bir hava var. Ama bir soru daha çözebiliriz. Şunu da çözelim, sonra bırakalım. Yüzüğün elektrik alanını bulalım. Bir halka yani. Halka da iki boyutludur bu arada. Şöyle bir halka düşünün. Şurası x ekseni veya herhangi bir eksen P noktası. Şurası x uzunluğu. Halkanın yarı çapı da R olsun. Tamam mı? Evet. Bu şekli şöyle hayal etmeniz lazım. Bir halka düşünün. Halkanın tam merkezinden geçen bir eksen üzerinde herhangi bir noktadaki elektrik alanı istiyoruz. P noktasındaki. Halkanın toplam yükü de Q olsun. Eğer pozitifse dışarı doğru olur, negatifse içeri doğru olur gibi. Şimdi burada şunu yapacağız. Bir kere bu hayli simetrik bir cisim. Bir halka tam orta noktasından geçen eksene göre yukarıdaki kısımla aşağıdaki kısmı birbiriyle ayna simetrisine sahip. Ve elektrik alanda vektör öncelik olduğu için bu sonuç üzerinde bir etkisi vardır. Şöyle ki burada çok küçük bir dq yükü seçelim. Tam şurada. dq. dq'nun şurası ne kadar olacaktır? Yarıçap olduğu için r olacak. Ancak P noktasındaki elektrik alanı buluyoruz. dq'nun elektrik alanı şu olacak. Küçük bir dE olacak. Yük çok küçük olduğu için bu çok küçük yükün oluşturduğu elektrik alanı da çok küçük olacaktır. Burada teta açısı dersek, şurası 90 derece olduğundan dolayı şurası x kare artı r kare olur. Değil mi? Hipotenüs. Şimdi tam bu dq'nun ayna simetrisine sahip olan diğer ucundaki bir yük elementini düşünelim. dq. Bunun oluşturduğu elektrik alan da şu olacak. dE olacak. Tamam. Ve bu elektrik alan da vektörel nicelik olduğu için bu elektrik alanların düşey bileşenleri birbirini
yok eder. Çünkü bu elektrik alanın bir yatay yönde bileşeni var. Şurada x ekseni diyelim, burada y ekseni diyelim. DE'nin x yöndeki bileşeni var, y yöndeki bileşeni var. Y yöndeki bileşeni yukarı doğru. Bunun x yöndeki bileşeni sağa doğru, y yöndeki bileşeni tam tersi yönde. Yön olarak birbirine zıt, büyüklük olarak eşit. Mesela o bileşeni birbirine atlar, yok edilir. Şimdi şurada bir DQ'yu seçerseniz mesela, bunun tam ayna simetriğine sahip başka bir yerdeki yükün düşey bileşenleri birbirini götürecek. Dolayısıyla bu halkanın tam merkezinden geçen eksen üzerindeki herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik alanın sadece x bileşeni yaşar. Tamam? Diğerleri yok olur. Birbirini götürür. Ondan dolayı arkadaşlar x yöndeki bileşeni bulurken şu teta açısı önemli bizim için. Dolayısıyla E yönündeki elektrik alan EP eşittir. DEP eşittir. İntegral DE yetmez çarpı cos teta eklememiz lazım. Tamam? Cos teta çarpmamız lazım. Çünkü değil mi? X yöndeki bileşeni sadece dedik ki katkı sağlar. Sin teta bileşeni sıfır olur. Ve biz DE'nin de nasıl verildiğini biliyoruz zaten. Evet. DE'nin nasıl herhangi şu DQ yükünün oluşturduğu elektrik alan DE idi. O da K çarpı DQ bölü uzaklığın karesiydi. Dolayısıyla P noktasındaki elektrik alan eşittir K çarpı integral DN ifadesini yazıyorum yani. DQ bölü uzaklığın karesi. Kimin uzaklığı? DQ'nun elektrik alana olan, elektrik alanı bulmak istediğimiz noktaya olan uzaklık. Yani şunun karesi. X kare artı R kare. Çarpı cos teta, şu dik üçgendeki cos teta. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. X bölü karekök içerisinde bu. Bir de birleştirirsek 3 bölü 2. İkinci kuvvet olur. Tamam. Şimdi bu integrali alacağız. Bu kadar. Bu integral almak da çok basit. Çünkü integral içerisindeki her şey sabit. Neden? Bakın DQ nereden seçerseniz seçin. Mesela şuradan seçelim. Değil mi? Buradan seçelim. Şu uzunluk ne olacaktır sevgili gençler? R olacak. Şu uzunluk zaten x. Bunun buna olan uzaklığı ne olacak? Şurası olacak. Şurası dik olduğu için yine hipotenüs gereği x kare artı r karenin karekök olacak. Nereden seçersek seçelim x değişmiyor. R de zaten yarıçapı da değişmiyor. Dolayısıyla burada x'ler ve r'ler sabit integral dışına çıkarlar. O da k çarpı x bölü x kare artı r kare üzeri 3 bölü 2 integral dq. İntegral dq nedir gençler? Küçük küçük yükleri topluyorsunuz. Yani halkanın toplam yükü olur. Değil mi? Şurası halkanın toplam yüküdür. Q kadardır. Bakın çözdük işte. K çarpı q çarpı x bölü x kare artı r kare üzeri 3 bölü 2. Bu hangi noktadaki elektrik alan? Halkanın tam merkezinden geçen bir eksen üzerinde herhangi bir noktadaki elektrik alan olmuş olur. Evet, elektrik alan daha değişik geometrik cisimlere ait elektrik alanları bulacağız. Onu bir dahaki derse bırakalım. Şimdilik hoşça kalın.